adım at. Roboski baş bağlar bizimdir. Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir. O ilk konuştuğumuzda da ilk videoya da döneriz inşallah ama son cümleleriniz önemli. Çünkü yönetimdeki bazı isimler nedeniyle aslında biraz da eleştirilen odağındasınız Nihal Bengüsü. Ya Roboski ismini de sayıyorsunuz. Uludere olarak da bilinen ve hazin bir olay, yani çok trajik bir olay var. Bir hata sonucu öldürülmesi, terörist istihbaratı alınması sonucunda bazı kişiler öldürüldü orada. Çok canlar yandı ve Türkiye'nin de başına bela oldu elbette. Çünkü aynı zamanda demokratik açılım, işte Kürt meselesinin çözümü, halli gibi gidip gelen politikalar, hani önce 2009'da demokratik açılım oldu. Daha sonra çözüm süreci start verildi 2013'te ve Türkiye bunu 2-3 yıl tartıştı. Sonra o da çöktü vesaire. Şimdi Barış Pınarı harekatıyla başka bir metotla aslında çözüm aranıyor. Bu kapsayıcı konuşmada Uludere'yi zikrettiğiniz için, Roboski'yi zikrettiğiniz için ister istemez hani aklıma gelen bir soru var. İdris Naim Şahin size katıldı son kongrede. Evet. Ve isim olarak biraz bu açıdan da tartışmalı. Başka açılardan da isim etrafında tartışmalar yürüyen bir isim. Nasıl oldu bu kararın teberrüz etmesi? Neye binaen, hangi ihtiyaca binaen? Çünkü Şahin bir İçişleri Bakanı olarak tanınıyordu o dönem, evet, kendi dönemi içinde. Ama aslında öyle dense de öyle bir tavrı olduğu kanaatinde değilim. İnsan olarak biraz daha farklı, daha yumuşak, daha mutedil bir insan İdris Naim Şahin Bey. Benim bu konuları bahsetmemin sebebi, bir tarafta hadiseler var, başlangıçta söylemiştim. Biz onların acılarını paylaşıyoruz bu manada. Meydana gelen hadiseler tasvip edilmez ama bu acıları paylaşmak hepimiz için de bir insanlık görevidir diye düşünüyorum. Öbür taraftan da mesela birkaç kişiyi de ismen saydığım zaman, ya bunlar hepsi çocuk aslında. Bizim saydığımız insandaki o kızlarımız, Berkin Elvan, bunlar hep çocuk. Ya çocukları siz böyle korkunç devlete karşı işlenen bir komplonun parçası diye göremezsiniz, görmemelisiniz manasında bunları söyledim. Roboski gibi yerlerde ise, yani Uludere, buralarda da acılar önemli. O konularda İdris Naim Şahin Bey'in bu konuda ben kendisinin bir ön yargı ve yani birilerine zarar vermek üzere bir takım politikaların içine girdiği kanaatinde değilim. Bunu ilk başlangıçta da biz düşündük, konuştuk ama sonunda geldiğimiz nokta, İdris Naim Bey'in karnesi, siyaset karnesi baktığımızda bize göre gayet temiz ve düzgün gözüküyor. Onun için de biz İdris Naim Şahin Bey'i rahatlıkla kendi kadrolarımıza almayı faydalı bulduk. Tabanınızda bir tepki yok mu? Şöyle. Benim yani, bildiğim kadarıyla var şimdi. Şimdi şöyle ama bu bizim tabanımızda. Abi yani söylemenize de hani Berkin Elvan bir tarafta Eren Bülent. Tabii var var, olmaz değil. HDP ile yakınlaşma bunlar, veya CHP ile yakınlaşma. Tabii tabii, bunlar yerine göre elbette var. Ama Güneydoğu'daki tepki başkasına, Batı'daki tepki başkasına. Yani bulunduğunuz bölgeye göre tepkiler değişiyor. Biz de kendi insanımıza da diyoruz, ya biz acıları paylaşmakla mükellefiz. Bizim en önemli özelliğimizden birisi de, insanlar hata da yapabilirler. Ama bu hatalarını kabul eden insanlar bizimle beraber rahatlıkla gelip çalışabilirler. Yani hatada ısrar. Ben şu politikalardan kesinlikle vazgeçmem, işte şu baskıcı politikaları uygulayacağım. O zaman biz zaten beraber olamayız, bir araya gelemeyiz. Onun için bu tip tepkilerin olabileceğini başlangıçta biz az çok gördük de. İkazlar da oldu ama sonunda tabanımız bu noktalarda
biraz da gerçekleri gördükçe uyum sağladılar. Bir problemimiz şu anda yok, hamdolsun. Zaten kongremizin de böyle coşkulu ve çok kalabalık olması, çok uzak yerlerden insanların gelmesi, yani hakikaten çok uzak yerlerden, 1500 kilometreden neredeyse insan kalkıyor, 10 otobüste geliyor. Bu önemli bir şey. Ve bir coşku meydana geldi. Bu bizim genelde bütün tabanımıza, bütün kadrolarımıza yayılacak ve bizimle beraber çalışacak insanların adedi de artacak.